bakalım. Teşekkür ederim. Behram'la mı buluşacaksın? Yok. Annesiyle tanışacağız. Yani yemek yiyeceğiz. Annesiyle yemek mi yiyeceksin? Oğlum annesiyle yemek yemek ne demek? Farkındasın değil mi? Farkındayım. Bir tek yemek yemeyeceğiz. İstemeye de gelecekler beni. İstemek mi? Ya Hakime Hanım duyarsa var ya kıyameti koparır. Koparacak zaten. Koparacak. Oğlum sen bu adamla evlenmek istemiyorsun ki. Doğuracaksam evlenmem gerek değil mi? Ama doğurmak istemiyorsun, evlenmek istemiyorsun. Gel, gel şu Kadriye ablanın dediği doktora gidelim. Beyramdır. Sen açar mısın? Ben geleceğim hemen. Oğlum ne olur yapma. Kendi ellerinle hayatını mahvedeceksin. Zeynep ne olursun. Hadi kapıyı açar mısın? Behram'ı atlatmanın bir yolunu buluruz. Telefonu evde bırakalım mesela. Üşümüyorum mu sanıyorsun? Ben uyumuyorum. Her gece bir yol düşünüyorum. Yok Zeynep, yok. Hem sadece Behram değil ki derdim. Kalbinin atışını duydum. Hadi açsana ne olursun. Kötü olmayayım ben. Hadi lütfen. Behram Bey. Vay benim bacıma bak be. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi vallahi ne olsun yaşıyoruz ya. Oylum iniyor birazdan. Sen şey yapma ya o ne zaman hazır olursa o zaman iner. Şey Güzden'le bir oda mı? He bir oda. Çok çalışıyor ya. Vallahi bak. Yani hiç gerek yok bu kadar böyle çalışmasına da işte. Uyuşturamıyor. Ben. Kimin o? Oylum. Oylumun mu? Ha. Yemedi de size de getireyim mi? Yerim ben ya. Ha, yarımını yerim. Ama yemiyor dedin. Öyle mi? Niye yemiyor? Yiyecek. Yemesi lazım. Hı? Kim yaptı onu? Sen mi Ümit dayın mı? Ben yaptım. Allah aşkına. Efsane. Efsane böyle bir şey yok. Sen çok hamarat bir kızsın Zeynep ya. Vallahi çok ciddi söylüyorum ha. Bazen diyorum keşke Zeynep'ten iki tane olsa. Biz evlendiğimiz zaman... ...senin gibi bir yardımcı gerekecek. Oğlum, Behram aşağıda. Tamam. Tamam, hadi. Hadi gidelim. Öyleymiş. Tıptan atılmış. Behram söyledi. Tıbbı hiç sevmemiş dedi. Evet, zorlu olmuyor biliyorsun bu işler. Ah, ah Nazan bunu hep yapıyoruz. Aklımızda bir meslek var, ona zorluyoruz çocuklarımızı. Ne kadar yanlış. Evet. Bak oğlumun 3 senesi ziyan olmuş. Halbuki istediği bir dala girseydi seneye mezundu. Aynen öyle. Ama bu sene üniversite sınavına girecek biliyorsun değil mi? Yani üniversite okuyacak bu kız. Bana bak bu konu Güzide'nin
kırmızı çizgisi. Söyleyeyim de ben. Okusun tabii. Okumasın diyen var mı? Ben bir öğretmen olarak nasıl okumasın derim? Der miyim hiç? Hayatım sen demezsin de yani ne bileyim Behram ne gereği var evde otursun falan diye düşünebilir. Ben şimdiden uyarayım dedim. Desin bakalım. Bak ne yapıyorum ben ona. Ah şuradalar. Nazoş da mı burada? Ya annem çok ısrar etti. Kızmadın değil mi? Yok kızmadım da şaşırdım yani. Ah geliyorlar işte. İkisi de bebeğimizi bilmiyor. Rahat ol. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman aman aman. Oğlum gelmiş. Gelinim gelmiş. Hoş geldin kızım. Merhaba. Dur bir daha bakayım sana. Ne kadar güzel. Aslında ben seni yıllar önce görmüştüm. Bebektin daha. Gerçekten mi? Evet. Cumali amcanın cenazesine gelmiştik ya. Behram da yanımdaydı. Sana uğradık. Güzde Hanım sendeydi. Oğlum daha bebekti. Anne ciddi misin sen? Nasıl bir kadermiş böyle ya? Evet şimdi hatırladım. Ataköy'deki eve gelmiştiniz. Aa tesadüfe bakar mısın? Evet evet ya sahiden. Annem sen mi verirsin? Bak gelinin aldı sana bu çiçekleri. Buyur. Ay bunlar çok güzel. Bayıldım, bayıldım. Gel bir daha öpeyim seni. Çok teşekkür ederim kızım. Rica ederim. Hadi buyur. Hadi gel sen şöyle annemin yanına gel. Gel bir tane. Gel bakalım. Nazoş'um ne haber? Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl annemi daha yaşlı bekliyordun değil mi? Gerçekten bu arada yani abla kardeş gibi duruyorsunuz. Nazo büyük ablamızın kızı. O doğduğunda ben 5 yaşındaydım. Evet. Ya 6 kardeşin en küçüğü olmak böyle bir şey işte. Evlerimiz yakındı. Beraber büyüdük sayılır. Sen nasılsın? Annen, abin nasıllar? İyiyim. Onlar da iyi.